Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Tuzak kurdular. Herkese uyarıyorum. Büyük bir operasyon çekecekler. Videoyu beğenin. 1000 like bekliyorum. Son zamanlarda çektiğimiz tüm içeriklerde oldukça başarı oranımız yüksek. O yüzden videoyu beğenmesini unutmayın. İlk uzun vadeli analizim ile karşınızdayım. 2019 yılının resmen kopyalamışlar ve yapıştırmışlar. Aynısını yaşıyoruz. Aynısını görüyoruz. Bundan dolayı sizlere bilgilendireceğim. Kimsenin vermediği grafik ile karşınızdayım. İlk olarak hareketli ortalamaları aşağı kestiğimiz dönem ve ardından gelen ayı piyasasının total 393 günde tamamlandığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde 393 gün ve bu 393 günün ardından gelen ilk sert düzeltme hareketini son dönemlerde gördük. Yine felaket tellalları ortaya çıktılar ve Bitcoin her yükselişinden sonra her ufak geri çekilmede olduğu gibi Bitcoin çakılacak, Bitcoin düşecek, Bitcoin 10 bin dolara düşecek, 12 bin dolara düşecek diye çok sert bir şekilde net yorumlarda bulunuyorlar. Hatta zaman dilimi veriyorlar. Hatta 25K'nın kırılmasının imkansız gözüyle görüyorlar. Ama 2019 yılında bu gerçekleşti arkadaşlar. Bitcoin, yani tepeden alan bir insan dibe düştüğü zaman çok büyük zararları vardı. O gün için batmıştı. Ama burada sabreden şu ara yükselişte zararını sadece %30'a indirdi arkadaşlar. Yani 3'te 1'den %30'a indirme büyük bir fırsattır. O yüzden ben biraz daha kısa vadede düşüş bekliyorum. Birazdan kısa vadede yorum yapacağım. Orta vadede daha gidecek yolumuzun olduğunu, ayı döneminde fırsatların var olduğunu ve var olacağını düşünüyorum. İkinci analizimiz şu an bütün dünyada olan görüntü şu. Bitcoin düşeni kırdı, retest yaptı, tepki aldı. S&P 500 düşeni kırdı, reteste geldi, tepki aldı. Dolar endeksi tam tersi yükseliş trendini aşağı yönlü kırdı. Aşağı yönlü kırdıktan sonra şu an düşüş onayı almak üzere arkadaşlar. Yani bu resme bakmadan genel bir analiz kesinlikle yapamayız. Bütün tabloya bakmamız lazım. DXY nerede, S&P 500'ler, Bitcoin nerede? Bunları görmemiz gerekiyor. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Artık çok az kaldı. S&P 500 yani Amerikan borsalarıyla da aramızdaki korelasyonun bozulacağını düşünüyorum. Çin merkezli bir borsa olacağımızı, artık onlara göre hareketleneceğimizi, Asya piyasalarını daha ağırlıklı olarak takip edeceğimizi düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Evet, Bitcoin tarafı bir önceki analizimde belirtmiş olduğum gibi 23.100 seviyesini söylüyordum. Bu bölgenin üzerine kalırsak oldukça pozitif. Yukarılarda 23.954 seviyesi var. Kısa vadede trade edenler 23.954 seviyesine çok dikkat edin. Bu seviye kırılmadan çok fazla FOMO'ya kapılmayın. 23.954 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa o zaman o taraflarda daha ağırlıklı olarak pozisyon alınabilir arkadaşlar. 23.954 diyorum. Burası kırılırsa Bitcoin'in yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. 23.954 kırılırsa kısa vade anlamında. Eğer kırılamazsa tabii ki fiyat anlamında geri çekilmeler göreceğiz. Aşağı bölgelerde 23.600 seviyesi minor anlamda güzel bir destek seviyesi arkadaşlar. 23.954'lerin kırılması tekrardan değerlendirilir. Evet, size bir önemli tuzağı göstereceğim. Tether dominansı günlük grafikte EMA 50 seviyesinden red yedi arkadaşlar. Red yedi ve çakılıyor. Ve bu düşüş trendi devam ediyor. Bitcoin yükseliş trendindeyken bir düzeltme yaptı. Bu taraf ise tam tersi düşüş trendinin tepkisini verdi. Red yedi, çakılıyor. Özellikle 6.75, 6.70 seviyeleri kırılırsa 6.50'lere ve 6.50'lerin kırılması ve 6 seviyelerine kadar bir düşüş bekliyorum. Bu düşüşün yaşanmasıyla beraber piyasada da bir şahlanma bekliyorum. Bakın arkadaşlar, tam tersi dolar endeksine baktığımız zaman, DXY tarafına baktığımız zaman Tether grafiğini bıraktıktan sonra burada da evet bir yükseliş var ama bu yükseliş son dönemlerde haftalık EMA'den reddedi. Geri çekiliyor. Geri çekilme ihtimalini kuvvetli görüyorum. 97.54 seviyelerine kadar bir hedefim var arkadaşlar. Yani bu 97.54 seviyelerine kadar düşmediği sürece ben nakite geçmeyeceğim. 97, 95, 90 bantlarını da görürsem o zaman nakite geçeceğim arkadaşlar. Onun öncesinde nakite geçmeyi planlamıyorum. Ama şunu da söyleyeyim, tabii kısa vadeli düşüşler olabilir. Bunlar her zaman masadadır. Ancak trend anlamında ben piyasanın, kripto para piyasasının yukarı yönlü trendinin bütün futçulara, bütün felaket tellallarına inat devam edeceğini düşünüyorum. Bitcoin dominansına baktığımız zaman 44.04 seviyesi direnç bölgesi. Bu direnç seviyelerini yukarı yönlü taşırsak bu taraflarda 45 seviyelerini görebiliriz. Altcoin'lerde biraz dikkatli olun. Ona göre pozisyonlarınızı, dominansı kesinlikle kaçırmayın. Evet, bir önemli diğer grafiğimiz. Bu RUI'yi çok dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Bitcoin
ons altın grafiği. Yani tarihlere baktığımız zaman ons altının Bitcoin tarafında çok ciddi bir değer kaybı yaşadığını gösteren bir grafik arkadaşlar. Şu an baktığımız zaman aylık grafik çok şişmiş durumda. Aylık grafik tepe bölgesine gelmiş durumda. EMA 50 seviyesini kıramıyor. Bir önceki düşüşler yine EMA 50 seviyelerine çok yakın noktalardan gelmiş arkadaşlar. Şu bölgeye baktığımız zaman yine tarih tekrardan ibaret ederse, bu taraflarda sert bir geri çekilme görürsek destek anlamında 0.06970 seviyesi var. Bu seviye aşağı kaybolursa, kaybedilirse, korunamazsa bizim piyasada çok sert bir hareketlenme görürüz arkadaşlar. Bu hareketlenmeyi de ons altın paritesinde sizlere söylüyorum. Çünkü her bu paritenin düştüğü zaman piyasada çok büyük yükselişler yaşandı. Örnek verelim. Bu tarafta %89'luk bir düşüş piyasa için çok büyük bir yükselişti. Rally'di arkadaşlar. Şuradaki mesela yükseliş döneminde bizim marketimiz çöktü. Yani FTX battı, çok Luna sıfırlandı, birçok kaos yaşadık, ayı dönemi gördük. Aylık grafiğin şu an çok inanılmaz derece şişmiş olması, hatta şöyle göstermek istiyorum. Birinci tepe bu bölge indikatör seviyesi ve nereye kadar? Şuraya kadar düşüş trendi devam etmiş. Bir önceki tepe bölgesi burası. İndikatörün seviyesine bakın, şişmiş. Şu an tarihin en yüksek seviyesinin aylık anlamda. Tabii ki bunun aylık olduğunu unutmayın. Yani bugünden yarını demiyorum. Aylık grafik, aylık uzun vade, 6 aylık, 5 aylık periyotlarla bakılması gereken grafik yapısıdır. Bunlar saniyelik, günlük gibi reaksiyonlar beklemeyin. Haftada baktığımız zaman her ne kadar biraz düzeltme yapmış gibi görünse de arkadaşlar, bu taraflarda güçlü bölgeler. EMA 200 seviyesini haftalıkla kıramıyor. Yani kıramıyor. Buralara kadar geliyor, bir yükseliş çiziyor ama tekrar çakılıyor arkadaşlar. Yani şu bölgelerde olmuş olduğu gibi, şuralarda olmuş olduğu gibi bu tarz bir yükseliş trendleri yapıyor ama bu yükseliş trendlerini aşağı yönlü kırıyor. Yine bu kırılım geldi. Devam ederse piyasanın yeniden yükseleceğini düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Yani Bitcoin her yıl uzun vade baktığımızda ons altın tarafında değerlendiğini, canlandığını görüyoruz. Bunların herhangi bir trendinde, yani bu yükseliş trendinin aşağı yönlü kırıldığı bölgede güzel bir sepet yaparsanız işte o zaman parayı vurmuş oluyorsunuz ki bunu inceleyebilirsiniz. Ne demek istediğimi, o dönemlerdeki boğa dönemlerini ve buradaki düşüş trendlerini karşılaştırdığınız zaman çok net bir şekilde görmüş olacaksınız. İşlem hacmine bakalım. Şu an en yüksek hacimde altcoin'leri söyleyeceğim. Ethereum, Ripple, STX, Matic, OP, Solana, LDO arkadaşlar, CFX, BNB, FI. Likidasyonlara bakalım. Son 24 saatte 26 milyon dolar Bitcoin'de, 17 milyon dolar Ethereum'da alınmış. OP tarafında da 1.8 milyon dolarlık likidasyon alınmış. Genelde short pozisyon açan birçok yatırımcının parası maalesef lik olmuş. Yüksek oranlarda likidasyon toplanmış. Son 24 saatte ne kadar shortçu varsa maalesef onlara büyük zarar göstermişler. Benim önerim şudur. Margin işlemlerden uzak durun. Kesinlikle yüksek kaldıraç kullanmayın. Paranızı sokağa atmayın. Ayı döneminde şu an sizin beğenmediğiniz 100 dolar gelecek bir boğa döneminde binlerce dolar olabilir. Bundan kaynaklı sakın kısa zamanda hemen kazanayım düşüncesiyle yüksek kaldıraçlı işlemler yapmayın. Anlattıklarım bir tavsiye niteliğinde değil. Kendi düşüncelerim, analizim de aynı şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki canlı yayınımızı da kaçırmamak için kanala mutlaka abone olun arkadaşlar. Hoşça kalın.